Mutlu akşamlar efendim. Ben Özlem Gürses, Halk TV'nin yeni stüdyolarından uzun bir aranın ardından tekrar karşınızdayım. Malumunuz bayram süresince Halikarnas'taydım Bodrum'da. Bodrum Belediyesi'nin katkılarıyla 8 bölümlük özel seri bir program çektik. Size Türkiye'nin üretici gücünü, biraz da hepimizin hafiflemeye, gülümsemeye, daha fazla umut ve cesaret devşirmeye ihtiyacımız olduğu bu günlerde farklı bir şey yapmak istedik. Ardından da benim 5 günlük iznim vardı ve şimdi arkadaşlarımla beraber Bakırköy merkezimizde, ana merkezimizde, İstanbul'da bu yeni stüdyolarda teknik ekip arkadaşlarımla birlikte karşınızdayım. Çok da heyecanlıyım doğrusu. Bu akşam uzunca bir yayın kuşağını birlikte gerçekleştireceğiz. Normalde biliyorsunuz 20. Saat isimli bir programım var. Eylül'de yeni yayın dönemiyle birlikte orijinal kuşaklarımızla karşınızda olacağız. Ama Ağustos boyunca gündem özel kuşaklarında ben ve benim gibi Halk TV'nin ilgiyle izlediğiniz ekran yüzleri saat 20 ile 01 arasında oldukça uzun bir yayın yolculuğunda ekranlarınızda karşınızda olacağız. Ağustos sıcak. Gündem daha da sıcak. O sıcak gündemi hem siyaset boyutunu, hem ekonomi boyutunu, hem sosyoloji boyutunu elbette her boyutuyla ekranlarınıza taşımaya çalışacağız. Çoğulcu bir ekran, çok sesli bir ekran. Her kuşaktan, her yaştan, her fikirden katılımcıların özgürce fikirlerini tartışabildiklerini, birbirlerini anlamaya yönelik belki de bir tanışma ortamı. Amacımız bu, idealimiz bu. Tam da bu nedenle gazetecilik yapıyoruz. Bu akşam gündem özelde ne olacak? Malum 18 milyon öğrenci ve velileri yeni eğitim yılını bekliyor. Okullar açılabilecek mi? 15 Temmuz'da özel okullar açılabilecek mi? 15 Ağustos'ta. 31 Ağustos'ta bütün devlet okulları açılabilecek mi? Açıldığında nasıl bir eğitim standardı bizi bekliyor? YKS'de tercih meselesi, pandemiden sonra yeni meslekler, Türkiye'nin eğitim krizi, bütün bunları Türkiye'nin en çok okunan eğitim yazarı Abbas Güçlü ile konuşacağız. Ardından Z kuşağına bakacağız. Z kuşağı son günlerde Türkiye'nin radarına girdi. Sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en itibarlı kuşak araştırmacılarından biri Evrim Kur'an Kanada'dan karşımızda olacak. Z kuşağı kim? Farklı kırılımları var mı? Dünyadan ne bekliyorlar? Z kuşağındaki Türkiye'deki temsilcileri kim? Bu gençler Türkiye'nin siyasetinden, ekonomisinden, eğitiminden ne bekliyorlar? Bütün bunları konuşacağız. Sonra döneceğiz ekonomiye. Yine Türkiye'nin en çok okunan, özel haberlere imza atan ve kendi başına dev bir gazetecilik başarısı yaratan ekonomi yazarı, eski hazine mensubu Uğur Gürses'e uzanacağız. Uğur Gürses de bize Türkiye'de ekonomide ne olup ne bittiğini anlatacak. Onunla birlikte nasıl bir sonbahara giriyoruz? Döviz fırtınası ne kadar daha devam edecek? Nasıl fakirleşiyoruz? Bütün bunları anlamaya çalışacağız. Ardından stüdyomuzda koltuklarımızı kuracağız ve bu sefer birlikte düşündüğümüz, birlikte meseleleri tartıştığımız gündem özel jeneriğini yeniden çevireceğiz. Bu sefer Memduh Bayraktaroğlu, kendi dijital medyasında pek çok kişinin ilgiyle izlediği Korkusuz Gazetesi yazarı Sayın Bayraktaroğlu bizimle birlikte olacak. Sayın Necdet Saraç, gazeteci yazar Sayın Necdet Saraç bizimle birlikte olacak. Vahap Coşkun Diyarbakır'dan bizimle birlikte olacak. Böyle bir dörtlü grup yine stüdyomuzda Türkiye'nin gündemini birlikte anlamaya ve değerlendirmeye çalışacağız. O zaman başlayalım. Gündem özel başlasın. İlk konuğumuza hoş geldin diyelim. Abbas Güçlü karşımızda mı acaba arkadaşlar? Evet, karşınızdayım. İyi akşamlar. Gerçekten çok yüklü ve önemli bir gündem. Size uzun bir gece olacak. Başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Abbas dersem size kabul edersiniz diye düşünüyorum. Tabii, bunca tabii. yılın tanışıklığı. Çok çok teşekkür ediyorum Abbas katıldığınız için. Şimdi 18 milyon öğrenci. Çok ciddi bir eğitim yılının ve belki de aslında tarihi bir eğitim yılının eşiğindeyiz. Herkes merak ediyor. Evlerde ebeveynler merak ediyor. Özel okuluna çocuğunu gönderenler, devlet okuluna kayıt yapabilenler,
Evinde televizyonu olan ya da olamayan bu EBA döneminde bunları da yaşadık. Önce bir genel değerlendirmeyle başlayalım isterseniz Abbas. Sizce evet. Yeni bir eğitim yılı hangi gündemlerle ve hangi başlıklarla açılıyor? Yani herkes tedirgin. Öğrenci tedirgin, öğretmen de tedirgin, veliler daha fazla tedirgin ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın da kafası karışık, Sağlık Bakanlığı'nın karışık, Bilim Kurulu'nun kafası karışık. Okulların açılmasına en tedirgin bakan Bilim Kurulu. Bilim Kurulu üyeleri sürekli açıklama yapıyor. Yani sosyal mesafeyi bir metreye kadar indirdiniz ama bir metre mesafe çok az deniyor. Okulları dünyanın geneline baktığımız zaman açan ülkeler hemen kapatmak zorunda kaldılar. Çünkü pandemi çok daha yaygın bir şekilde büyüdü. O açıdan Ankara'da bu konuda çok tedirgin, açmak konusunda kararlı ama açarsak ne olur sorusunun cevabını bulamıyorlar. Bir de şuna bakıyoruz biz, hazırlık yapıldı mı? Yani sosyal mesafe kuralları dikkate alındığı zaman Türkiye'de şu andaki derslik sayısının iki katı bir derslik yapılması gerekiyordu. Ama hiçbir derslik yapılmadı neredeyse. Ve o zaman bu sınıf mevcutlarını nasıl azaltacağız? Zaten 30-35-40 kişiye, 50 kişiye varan sınıf mevcutları vardı. Yeni sınıflar yaratamadığımıza göre sınıfları biz seyrekleştiremeyeceğiz. O zaman hibrit eğitim modeli gündeme geliyor ki muhtemelen ne olacak? Öğrencilerin bir kısmı haftada 3 gün okula gidecek, diğer kısmı haftada diğer 3 gün gidecekler. Böyle kademeli olarak geçiştirmeye çalışacaklar. Bu eğitim modeli de Türkiye'de nasıl oturur, ne kadar oturur o da tartışmalı. Bir de pek çok veli hala okullar açılsa da ben çocuğumu göndermem niyetinde. Çünkü hijyen koşullar sağlanmadı. Okullarda hijyen koşulları sağlayabilmesi için temizlik görevlilerinin olması gerekiyor. Onlar da şu ana kadar sağlanmış değil. Hijyen koşullar yok. 500 kişiye bir lavabonun düştüğü okullar var. Burada bir yandan diyoruz ki ellerinizi yıkayın. Çocuk elini nerede yıkayacak? De çocuklara oturup da birbirinize yanaşmayın, oynamayın, tokalaşmayın, sarılmayın da denilemeyecek. Yani sıkıntılı bir dönem. 31 Ağustos açıklandı, kolejler 15 Ağustos dendi ama ben hem 15 Ağustos'ta hem de 31 Ağustos'ta okulların tam kapasiteyle açılacağını hiç sanmıyorum. Belki bir aç kapa yapılabilir. Ondan sonra da pandeminin seyrine göre yeni kararlar alınabilir. Ama şu an okullar açılırsa Milli Eğitim Bakanlığı ya da üniversiteler bu yükün altından kalkabilir mi çok tartışmalı. Özellikle 18 milyon ilk orta dereceli okullarda öğrenci var ama 2 milyondan fazla da üniversiteye eklediğimiz zaman 20 milyon öğrenci var. Üniversitelerdeki sorun da yurt sorunu. Yurtlar hala 4 kişilik, 6 kişilik, 8 kişilik yurtlar var. Burada öğrenciler nasıl yaşayacaklar? Barınma sorununu çözemediğimiz için pek çok üniversite Şubat'a kadar birinci sömestri uzaktan yapma kararı aldı. Benim tahminim bu yılda uzaktan eğitimde idare edeceğiz gibi. Arada bir belki ara ara bazen birler, bazen üçler, bazen sekizler okula gidip gelirler ama sürekli bir eğitim olacağını sanmıyorum. Abbas, izin verirseniz adım adım ilerlemek istiyorum. Tamam. Şimdi biz pandemi sürecine son derece hazırlıksız yakalandık. Pek çok açıdan sadece biz değil, dünya öyle yakalandı. Evet, mutlaka ki bu genel bir krizdi. Fakat dijital uyum kapasiteleri, dijital esneklik kapasiteleri daha yüksek olan ülkeler ve nüfusu bize göre daha az olan ülkeler daha hızlı bir dijital eğitim müfredatı ve altyapısını hazırlayıp hayata geçirebildiler. Bizde tabii bir yandan altyapı eksikleri var. Değil evinde internet olan, bu özel okullar için konuşuyorum. Televizyon olmayan hala köyler var. Taşımalı eğitimle eğitim almaya çalışan ilkokul seviyesinde öğrenciler var. Şimdi tek tek gidecek olursak, acaba Milli Eğitim Bakanlığı şu anda en azından EBA'nın içerikleri açısından, yani siz bir değerlendirmek isterseniz, iyi bir sınav veriyor mu? Yani pandeminin ilk aylarında nasıl bir sınav verdi Milli Eğitim Bakanlığı? EBA'nın olması hiç yoktan iyiydi ama verimli miydi? Onun tartışılması gerekir. Çünkü EBA'da not değerlendirmesi yok. Değerlendirme olmadığı zaman da öğrenci çalışmıyor. Biz her şeyi o kadar not odaklı, diploma odaklı eğitim haline geldik ki öğrenci madem ki not verilmiyor, niye ders çalışım noktasına geldi? Ve bu sene biliyorsunuz herkes sınıf geçti. Muhtemelen önümüzdeki yılda herkes sınıfına geçecek okula devam olmadığı için. O zaman çok bir sonuç alınamadı. Bir de Türkiye'de her ne kadar reklamlarda herkes her yere ulaşıyor gibi gözüküyorsa da internette ya da telefonla ulaşılamıyor. Ve bu ders saatleri bazen
bir gün oluyor, bazen iki günde hiç ders olmuyor, bazen işte iki kardeş evde iki tane öğrenci varsa çakışıyor, onun dersini mi izleyecekler, diğerinin dersini mi izleyecekler, çok dağılıklı olduğu söylenemez. Ama eğitimde zaten uzaktan eğitim ya da teknolojik eğitim, eğitimin bir destek unsuru olabilir ama ana unsur asla olmaz. Aristo'dan bugüne kadar gelen bir öğretmen usta çırak ilişkisi gibi sınıf içi eğitim vardır. Eğitimi biz sadece bir bilgi edinme kaynağı olarak görmemeliyiz. Eğitim öğretim iki ayaklı bir süreçtir. Öğrenmeyi siz her yerden sağlayabilirsiniz ama sosyalleşme dediğimiz eğitimi okul ve benzeri yerlerde sağlayabiliriz. Okula gidilmeden olmaz ama okulları eğer biz çocuklarımızı götüreceksek de sağlıklı koşulların oluşturulması gerekir. Turizm sezonu nedeniyle kurallar açıklandı. 24-25 tane deniliyor ki bir oda boşaltıldığı zaman en az 4 ila 6 saat içerisinde havalandırılması gerekir ki ondan sonra yerimi müşteri alınsın. Şimdi bizde sabahçılar 13'te çıkıyor, saat 13.10'da da öğrenciler derse başlıyor. O 10 dakikalık süreçte o ne zaman hijyen koşulları uygun hale gelecek, o okullar nasıl havalandırılacak, bunların da sorulması gerekiyor. Hijyen koşullarının uyumu konusunda Sayın Bakan sürekli senaryolardan bahsediyor. A, B, C, D senaryolarımız var diyor ama o senaryolar nedir, nasıl uygulanacak, bunlar maalesef yok. Diyelim ki sağlık koşulları el vermedi. O sağlık koşulları el vermediği noktada kim devreye girecek? Onlar yok. Sınıf mevcutları 35'ten 16'ya 18'e indiği zaman diğer okulun yarısının dışarıda kalması gerekiyor. O öğrenciler ne zaman nasıl okula gelecek? Onlar da yok. Sıkıntılı bir süreç olacağı kesin. Ama burada önemli olan çocuklarımızın sağlığı olduğu için eğitim eksikleri ileriki yıllarda da kapanabilir ama sağlık çok çok daha önemli. Burada şuna güveniliyor, öğrenciler, gençler koronadan etkilenmiyor ama öğrenciler çok iyi bir taşıyıcı. Kendisi etkilenmiyor, hasta olmuyor ama o kaptığı mikrobu evindeki yaşlı annesine, babasına, büyük babasına götürdüğü zaman korona çok daha farklı şekilde patlayabilir. Bu denendi. İsrail'de çok vahim sonuçlar oldu. İspanya'da, Almanya'da okullar ara ara açıldığında hemen arkasından kapatma yoluna gittiler. Bütün bu dünyadaki deneyimleri izleyerek bizde de ona göre karar alınması çok daha vahim noktada gidilmesini önleyebilir diyoruz ama Ankara'da ne yapıldığını gerçekten bu kadar iş içinde olmasına rağmen biz göremiyoruz. Okullara soruyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı'na göre her şey mükemmel de gerçekten okullarda bir tedbir alıyor musunuz diyoruz. Okul müdürleri eğer bağlananlar varsa, bizi dinleyenler varsa biz de görelim. Hangi tedbirler alındı, hangi önlemler alındı, ne yapılacak? Bunları ülke görmek istiyor, rahatlamak istiyor. Anne baba çocuğunu rahatlıkla okula göndermek istiyor ama o tedbirleri hala ne açıklandı ne de görüldü. Bir fikir ayrılığı mı var acaba Abbas? Yani Bilim Kurulu'yla Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı arasında son derece uyumlu bir çalışma iklimi olması gerekir. Dünyada ülkeler böyle yaptılar. Yani bir beraberlik zekası içinde hareket ediyor olması gerekir. Ama anlaşılan kararların verildiği bir başka makam var. İşte önerilerin getirildiği, bilimsel önerilerin getirildiği kurul var. Ardından Milli Eğitim Bakanlığı sürekli olarak değişen bu kararlara sanki uyum sağlamaya çalışırcasına 4 ayrı senaryo açıklıyor mesela. Bir böyle olabilir, iki şöyle olabilir, üç böyle olabilir. Yani Sayın Bakan'ın ve belki bakanlığın da bir gayreti, bir iyi niyeti var ama ortada böyle flu, kimin ne yapacağını bilemediği, son kararı beklediği bir öyle bir durum mu var acaba? Yani son karar, herkes bir an önce bunu bilsin istiyor ama dünya genelinde bu tür pandemilerin yüzyıllarca gelen, süre gelen seyri 3 yıl sürüyor diyorlar. Pat diye, yani aşı bulunsa bile hemen 6 ay sonra bu işten kurtulacağız, biteceğiz gibi değil. Ki bu sürekli mutasyona da uğradığı için bu süreç daha da uzayabilir. Burada kimse sorumluluk almak istemiyor. Yani Sağlık Bakanlığı sorumluluk almıyor. Bilim Kurulu almıyor. Milli Eğitim Bakanlığı da kolayını buldu. Bilim Kurulu karar versin, biz açalım diyor. Ondan sonra açılıp da bir şey olduğu zaman siz açtınız diyecektir. Sağlık Bakanlığı diyecek ki o bizim işimiz değil. Biz kuralları koyduk ama siz iyi uygulayamadınız. Bilim Kurulu tamamen dışarıda kalacak. Biz size ne yapmanız gerektiğini söyledik ama uygulamaların iyi olması bu sizin elinizdeydi diyecekler. Hiç kimse taşın altına elini koymak istemiyor. İleride vahim bir tablo ortaya çıktığı zaman bunun sorumluluğunu taşımak istemiyor. Bunun bir devlet meselesi olduğunu artık herkesin anlaması lazım. Bir ülke meselesi olduğunu herkesin anlaması lazım. Ve herkesin taşın altına elini koyması lazım. Milli Eğitim Bakanlığı çıkıp bu süreçte ey halkımız, bakın çocuklarınızın geleceği için, sağlığı için bizim 10 bin tane daha okula ihtiyacımız var. Büyük bir kampanya başlatıp
10 bin, 20 bin yeni okul yaptırabilseydik ki bu kadar hızlı süreçte 3-5 haftada hastaneler yapıldığını görüyoruz. Yeni okullar yapılsaydı biz yeni öğretim yılına çok daha rahat girebilirdik. Çünkü bu süreç başlayalı, pandemi süreci başlayalı 8-10 ay oldu. Bu 8-10 ay içerisinde çok rahat, çok büyük, çok önemli işler, okullar açılabilirlerdi. Hala da bunu yapmıyoruz. Hala bence velilerden yardım istemek gerekir bu konuda. Taşın altına gelin, herkes bir şekilde koysun, şu okul sayısını artıralım, lavabo sayısını artıralım, hijyen koşulları iyileştirelim denmesi gerekir. Okullar bugüne kadar kış aylarında çocuklara ısınsın diye yakıt gönderemiyordu. Temizlik malzemelerini veliler kendi aralarından para toplayıp alıyorlardı. Şimdi bu hijyen koşulları her gün, günde 3-4 defa bu okulları kim silecek, süpürecek, dezenfekte edecek, kim sorusu yok, cevabı yok. İşte okullar açıldıktan 1-2 ay sonra işçi bulma kurumu okullara temizlikçi göndermiş ama o da 800 tane okulu olan, 800 öğrencisi olan bir okula 1-2 tane gönderiyor. Eskiden belki yetiyordu ama şimdi yetmiyor. Belki bir karar alınabilir. Okulların hijyen koşullarını sağlama işi yerel belediyelere verilir. Belediyeler gidip okulları sabahtan akşama temiz tutarlar ve kuralları yerine getirebilirler. Milli Eğitim Bakanlığı da eğitim öğretimi sağlayabilir. Bu döneme uygun çok daha yeni kararların alması gerekir. Her bölgede hastaneler var, sağlık merkezleri var. O bölgedeki okulların sağlık güvenliği, o bölgedeki sağlık merkezlerinin sırtına yüklenebilir. Daha bir kolektif çalışmanın yapılması gerekiyor. Ve bunların aylardır biz yapılmasını yazıyoruz, çiziyoruz ama Milli Eğitim Bakanlığı ya da Sağlık Bakanlığı'ndan, Bilim Kurumu'ndan ya da daha üst kurumlardan bu yönde bu işlerin yapılacağına ilişkin bir karar çıkmadı. Kervan yolda düzelir mi misali, okullar açılacak, pandemi yayılacak. Ha, ondan sonra oturup biz karar alalım dersek iş işten çoktan geçmiş olur. Ve velilerin, ben iddia ediyorum, pek çoğu bu sene çocuğunu okula göndermeyecek. Ve kimse de niye göndermiyorsun diyemeyecek. Çünkü o koşulları sağlayamayacaklar. Dün çok enteresan bir durum oldu. Bazı kolejler velilere taahhütname imzalatıyorlar. İşte çocuğunuzu sağlıklı bir şekilde okula göndereceğinizi bize taahhüt edin diyorlar. Veliler de haklı olarak şunu diyor. Siz de bizim sağlıklı olarak gönderdiğimiz çocuğumuzu eve sağlıklı olarak göndereceğinizi taahhüt ediyor musunuz? Çok haklı. Hayır, biz ona karışmayız diyor. Böyle tek taraflı bir taahhütname olmaz. İki tarafıyla da bunun veli, devlet, özel okul tarafıyla herkesin aynı eşit koşullarda bir sorumluluk sağlanması gerekiyor. Bu sorumluluk da mesela sağlanmadı. Geçen sene insanlar 80 bin lira ücret verdiler. Eğitim öğretim yılının yarısında eğitim yapılmadı ve ücretleri hiçbir şekilde iade edilmedi. Şimdi bu sene mesela hala özel okullara kayıtlar yapılmıyor. Okulların açılmasına çok az kaldı. Çünkü şundan yapılmıyor. Yine eğitim öğretim yapılmazsa paramızın en azından yarısını verebilir misiniz diyorlar. Hayır, vermeyiz diyor. Onun da orta noktasının bulunması lazım. Bu yönde bir karar alınacaksa şimdiden alınması lazım. Ama karar alma süreçlerinde bir sıkıntı var. Çok geç kararlar alınıyor. O da velileri tedirgin ediyor. Aslına bakarsanız genellikle meseleleri bu şekilde olduğu gibi gerçekliğiyle dile getiren herkese şu söyleniyor son zamanlarda, biliyorsunuz Abbas Güçlü. Ya işte hep eleştiriyorsunuz, bir de çözüm söyleyin. Ne şahane ki siz tam olarak aslında deminki değerlendirmenize neredeyse bir yol haritası önerdiniz. Yani evet, bunu yazılarınızda da sürekli olarak söylüyorsunuz. Dünyada uygulamalar var, benzer uygulamalar var. Sonuçta Türkiye'de büyük bir ülke, biz bize yeteriz diye bir kampanya yapıldı değil mi? Evet. Dünyanın parası toplandı. Evet. Yani Türkiye'nin bütçesi yok değil, yerel belediyelerin kaynakları var. Ne kadar önemli bir şey söylediniz. Yerel belediyeler hijyen konusunda işbirliği yapabilirler. Bütün bunların olmayışının sanki başka sebepleri var gibi geliyor insanın aklına. Yani işte bu belki de bu siyasal gerginlik ortamında, kutuplaşma ortamında herkesin yararına aslına bakarsanız, bütün siyasal partilerin seçmenlerinin, çünkü sonuçta her siyasal partinin ebeveynleri var, çocukları var, hepsi eğitim almasını istiyor, hepsi en iyi şekilde eğitim almasını istiyor. Bir herkesi memnun edecek bir ortak akıl üretilemiyor. Çok hazin bir durum gerçekten de. Derslik sorunu ne boyutta Türkiye'de eğitimde? Yani Türkiye'nin ciddi derslik sıkıntısı mı var? Yüzdeler aklınızda mı sizin? Biraz böyle rakamlar... Tam da rakamlar tam net olarak yok ama derslik sıkıntısı özellikle büyük kentlerde çok yoğun. İkili eğitimden söz ediliyor. Yani Avrupa ya da Amerika'da pek çok ülke ikili eğitime döneceğiz diyorlar. Sabahtan öğleye kadar bir grup, öğleden sonra bir başka grup gelsin. Ama bizim büyük kentlerde okulların çoğunda ikili öğretim zaten yapılıyor. Orada üçlü dörtlü eğitime de artık geçemezsiniz. Çünkü sabahın 6-6.30'da çocuklar yola çıkıyorlar. Saat 1'de bitiyor. Saat 1-1.30'da derse başlayanlar da akşam 7'de, yazın sorun değil ama akşam 7, kışın
kapkaranlık oluyor. Çocukların eve ulaşmaları ciddi sorunlar yaratıyor. Derslik sorunu, yani yüz üzerinden bakarsak en azından 50 tane daha bir dersin yapılması gerekir. Bir de Türkiye'de şu sorun da var. Bazı okullarda öğrenciler üçlü sıralarda, dörtlü sıralarda oturuyorlar. Bazı okullarda da %10-15 kapasiteyle çalışıyor. Milli Eğitim Bakanlığı şunu açıklayabilirdi. Biz bütün öğrencileri, okulları tam kapasite kullanacağız. Yani bazı okullar boş, bazı okullar tıkış tıkış olmayabilir diyebilirdi. Yine bu süreçte boş, atıl durumda olan devletin elinde çok yoğun bir bina kapasitesi var. Onları da bu pandemi geçinceye kadar okul olarak kullanacağız deyip bu yaz aylarında onların okula dönüşümleri sağlanabilirdi. Ama Milli Eğitim Bakanlığı'nın benim itiraz ettiğim bu yaz boyunca hiçbir hareketlik yapmadı senaryo üretmenin dışında. Sadece senaryo ürettiler. Şu olursa şöyle olacak, bu olursa böyle olacak da. Yani olursa o saatten sonra yapılması değil, şimdiden önleminin alınması gerekiyor. Pandemi süreceye benziyor çünkü dünya genelinde artıyor. Bizde de rakamlar giderek artıyor. O zaman ne olacak? Bu öğrenciler okula gitseler, hadi herkes gönderdi, devlete güvendi, milli eğitime güvendi, çocuklarını gönderdiği zaman geçen sene 45 kişilik sınıfta yine çocuk 45 kişiyle mi derse devam edecek? Bunu nasıl sağlanacak? Bütün ders şeylerin sıraların 3 kişilik otururdu. Bizde eğitim sisteminde öyle 3'tü, 2 bazılarında 2'li oturuyordu. Tek kişiye dönüşmesi lazım. Tek kişilik sıraların olması lazım. Bu yaz bütün okullardaki sıraların en azından ortadan bölünüp tek kişilik hale getirilmesi gerekiyordu. Bunlar da yapılmadı. Yani hijyen koşullarının nasıl sağlanacağı, bu okulların günde 3-4 defa nasıl ve kim tarafından temizleneceği ve buna mali kaynağının nereden nasıl sağlanacağının açıklanması gerekirdi. Hala açıklanmadı. Bunların açıklanması gerekir ki okul müdürleri de rahatlasınlar. Eyvah ben bu kışı nasıl atlatacağım diye panik içerisinde olmasınlar. Giden veliye onların rahatlatması lazım. Şimdi veliler okul müdürüne gidip nasıl ne yapacaksınız deyip karşılık alamadığı zaman panik oluyor. Ben çocuğumu okula göndermem diyor. Okula göndermemek de çözüm değil. Şimdi hadi yazın bir şekilde dışarı çıkıyorlar ama kışın geçen sene çok sıkıntılı günler yaşadı. Özellikle çalışan anne babalar. Buna da bir çözüm bulunması lazım. Çocukların okuldan kopması nereye kadar? Geçen sene birinci sınıf öğrencileri tam okuma yazma öğrenmişlerdi. Tatil başladı. Tümden unuttular. İşte dershaneye hazırlananlar var, sınavlara, başka şeye hazırlananlar var. Yani eğitim işinin biraz daha ciddiye alınması gerekir. Ha sadece bu pandemi döneminde mi? Hayır. Daha önceki dönemlerde de eğitim hiçbir zaman ciddiye alınmadı. Hadi iktidarlar almıyor, muhalefet alıyor mu? Hayır. Bu konuda iktidar bir şey üretmedi ya da üretti de biz görmüyoruz mu bilmiyorum ama muhalefet ne önerdi, ne yapıyor, bu işi ne kadar ciddiye alıyor? Onlarda da bir hareket yok. Herkesin bir şekilde bu işi ciddiye alması gerekir. Çünkü eğitim öğretim ciddi bir iştir. Çocuklar eğer eğitimden soğutursak biz onları tekrar eğitime kazandırmamız, eğitimi yeniden hayatımızın bir parçası haline getirmemiz çok zor olabilir. O yüzden şurada önümüzde daha bir 15-20 günlük süre var. Bu sürecin çok daha iyi değerlendirilmesi gerekiyor. Ve her şeyden önce şeffaflık gerekiyor. Bu sorduğumuz soruların cevabını Milli Eğitim Bakanlığı'nın vermesi gerekiyor. Ben şu önlemleri aldım, şu sorumlulukları üstleniyorum. Çocuğunuzun sağlığı bize emanettir. Biz bunu size güvence veriyoruz demesi lazım. Ama bugüne kadar bu yönde çok net açıklamalar yapılmış değil. Dediğim gibi ne Sağlık Bakanlığı, ne Bilim Kurulu, ne de Milli Eğitim Bakanlığı ileride bir sorun yaşanırsa bunun sorumlusu olmak istemiyor. Peki şimdi siz dediniz ki veliler derse ki ben çocuğumu örgün eğitime göndermek istemiyorum, okula göndermek istemiyorum. Zira güven duymuyorum, endişelerim var derse dediniz. Tam da bu sorunuzun bir yanıtı var. Metropol Araştırma bununla ilgili bir soru sordu. Son Türkiye'nin nabzı araştırmasında velilere dedi ki çocuklarınızı, evlatlarınızı okula göndermek konusunda ne düşünüyorsunuz diye şu anda o grafik ekranlarınıza yansıyacak. Türkiye'de sayısız veli, bakın burada görüyorsunuz, Milli Eğitim Bakanlığı 31 Ağustos'tan itibaren okulların açılmasını planlıyor. Siz bu tarihlerde koronavirüs salgını nedeniyle okulların açılmasını güvenli buluyor musunuz? Hayır. %64 ve bunun içinde elbette ki çok ciddi oranda iktidar ittifakını seçmeli olan aileler de var. AKP kırılımına bakacak olursak %53 hayır diyor. Gene MHP kırılımına bakacak olursak ondan çok daha fazla %71,9 hayır diyor. Şimdi böyle bir seçenek var elbette.
elbette ki velilerin elinde. Veliler diyebilir ki okullar açılsa bile hayır ben çocuğumu göndermiyorum. Zira geçmişte hatırlayacaksınız bir milletvekili bir sene göndermeyin, bir sene işte boş yıl kullansın, bu sene göndermeyin okula diye bir öneride bulunmuştu. Ya da Sayın Milli Eğitim Bakanı dedi ki işte tatile gitmeyin, sahillerde olmayın, bakın aksi takdirde okulları açamayacağız eğer böyle olursa filan diye. Bütün bu önerileri ve bu araştırmanın sonucunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Gerçekten de ben bir anne olarak örneğin oğlumu bu sene okula göndermemeye karar verirsem, benim oğlum nasıl bir dezavantajla karşı karşıya kalır? Şimdi burada toplumun geneli göndermediği zaman ki öyle gözüküyor, dezavantaj olacağını sanmıyorum. Çünkü her şey yeniden yapılacak. Eğitim öğretim sil baştan yeniden ele alınacaktır diye düşünüyorum ama bir kısmı gönderir bir kısmı göndermezse orada asıl sorun olur. Yarın bunlar bütün bu dersler işlenmiş gibi liselere giriş sınavı ya da üniversite giriş sınavı yapıldığı zaman orada sıkıntılar ortaya çıkabilir. Şimdi bütün bunların konuşuluyor olması lazım. Örneğin geçen sene ikinci yarı yılda uzaktan eğitim yapıldı ama onu eğitimden Milli Eğitim Bakanlığı kendisi eğitimden saymadığı için sınavlarda ikinci yarı yıldan soru sorulmadı. Hani ciddi eğitimdi, hani çok önemliydi, hani çok yararlı olduydu, niye yapılmadı? Şimdi aynı şekilde de sağlık koşullarını sağlamadığınız sürece okula gelmeyen öğrenciye niye gelmedin diyemezsiniz. Muhtemelen bu sene devamsızlık olmayacak yine. Yani devamsızlıktan kalma olmayacak. Niye? Çünkü Milli Eğitim de kendisi biliyor ki okullarda o sağlıklı ortamı çok net bir şekilde hazırlayamadı. Hazırlayamadığı için de çocuğunu okula göndermeyen veliye bir şey demeyecek. Anketler de zaten onu gösteriyor. İktidar partilerinin oy oranının çok çok üzerinde bir hayır vardır. Bunu diğer seçenekleri de eklediğiniz zaman yani garantili buluyor musunuz, her şey yolunda gider gittiğine inanıyor musunuz dediğiniz zaman %90'lara kadar çıkıyor. Burada Milli Eğitim Bakanlığı'nın önce velileri ikna etmesi gerekir. Burada okulları tek tek göstermesi lazım. Bakın okulların önceki hali buydu. Biz şimdi bunu yaptık. Her okulda biz farklı farklı 4 tane lavabo vardı. Şimdi 20 tane lavaboya çıkarttık. Sınıflarda her sırada 3 kişi oturuyordu. Şimdi tek kişi oturacak. Bu koridorlarda işte teneffüs saatlerinin değiştirilmesi lazım mutlaka. Eskiden toplu teneffüse çıkıp toplu ders başı yapılıyordu. Şimdi farklı farklı saatlerde çıkararak o yoğunluğun azaltılması lazım koridorlarda. Pek çok ülke şunu yaptı mesela. Bir koridordan gidiyorsunuz, bir başka koridordan geliyorsunuz. Yani gidiş gelişleri bile ayırdılar. Ciddi önlemler alındığı zaman velilerin tedirginliği azalıyor. Şu anda velileri rahatlatacak kararların alınması gerekiyor. Yani 10 tane soru. Çocuklar kaç kişi oturacaklar? Yani siz en azından 1 metre mesafe yetmez diyen bilim kurulu üyeleri var, hocalar var. 1 metre çok kısadır deniyor. En az 1,5-2 metre olması gerekir. Bir kişi İki kişi aynı sıraya oturursa 2 metrelik, 1,5 metrelik mesafe nasıl korunacak? Burada da hep öğrencilerin sağlığını konuşuyoruz ama öğretmenlerin sağlığı da çok çok önemli. Öğretmenlerimizin içerisinde yaş ortalaması yüksek olanlar var. Onlar sağlıklarını nasıl koruyacaklar? Çocuklar evden ya da bir başka yerden hastalık getirip öğretmene bulaştırırsa ne olacak? Bütün çok yönlü olarak bunların düşünülmesi lazım. İşte yine alınan kararlardan birisi diyor ki veli ateşini çocuğunu ölsün diyor. Eğer diyor ateşi yüksekse bize bildirsin diyor. Ya veliler herkesin evinde ateş ölçer var mı? Her anne baba bunun ne olduğunu, hangi ateşin normal, hangisinin anormal olduğunu nereden bilecek? Ya da yanlış ölçtü ve yanlış ölçtüğü için okula bildirmedi. O çocukta pandemi varsa, korona varsa nasıl bunu şey yapacak? Yani siz anneye doktorluk görevi veremezsiniz. Kaldı ki bazı ailelerde okuma yazma bilmeyen anneler bile var hala Türkiye'de çok yani. Çok büyük bir çoğunluk özellikle kırsalda okuma yazma bilmeyen anneye onu nasıl okuyacak, nasıl okula bildirecek? Bunlar zor. Yani bir okula ateş ölçer almak, her sınıfa bir ateş ölçer almak o kadar zor mu? Dersin ilk 3 dakikası, 5 dakikası ya da okula geldiğinizde 15 dakika herkesin ateşleri ölçülse, AVM'ye giderken ateşler ölçülüyor da okula giderken niye ateş ölçülüyor? Her AVM'nin girişinde 3 tane, 5 tane ateş ölçer var, görevli, sağlık görevlisi var da okullarda niye yok? Ya bunların biraz konuşuluyor, tartışılıyor olması lazım. Biz senaryo ürettik. Her konuda senaryomuz var. Gereği gelmeye getirilecektir. Meselesi değildir. Başka konularda bunu yapabilirler ama insanlar için en değerli varlıkları çocuklarıdır. Çocukların hiç kimse heba etmez. Hiç kimse ne partisine bakar, ne onunla, ne bununla, ne şununla bakar. Hiç kimseye de güvenli
olmaz. O açıdan bu konudaki güvene sarsılmaması gerekir. Bu konuda güven bir sarsılırsa bu zincirleme olarak hemen her alana yayılır. O açıdan hem iktidarın hem muhalefetin hem de diğer kurumların da bütün kurumların bu okulların açılış sürecini çok çok iyi değerlendirmesi gerekir. Mesela yaz aylarında bir ara 1 Haziran'da okulları açacağız dedi Milli Eğitim Bakanlığı o dönemde. Evet. 1 Haziran'da okullar açılsaydı ya %70-80 çocuğunu okula göndermeyecekti. Bu şu anlama gelir, %70-80 devlete güvenmiyor. Ben sana güvenmiyorum, çocuğumu göndermiyorum. Bu dönemde de eğer 31 Ağustos'ta öğrencilerin yarısı okula gitmezse bu velilerin yani ülke nüfusunun neredeyse 1/3'ünün ben sana güvenmiyorum mesajı olur ki bu da hiç kimsenin altından kalkamayacağı bir noktalara kadar gidebilir. O yüzden bu güven ortamını sağlayıp çocukları ya okula getirsinler ya da okula getiremeyeceklerse de önümüzdeki süreci çok çok iyi değerlendirip ciddi bir yol haritalarının çizilmesi lazım. Ötelemek en kolayı. Biz 31 Ağustos'ta değil de 31 Eylül'de, 31 Ekim'de açacağız. Peki o arada ne yapacaksınız? Biz okullar 6 aydır kapalı neredeyse. 6 ayda okullar için ne yapıldı? Ne yapıldı? Bunun hesabı sorulsun, verilsin ki ben önümüzdeki 1-2 ay daha istediği zaman o 2 ayda vereyim en azından bileyim ki 10 bin tane daha yeni okul açıldı, 100 bin tane daha yeni öğretmen alındı, işte hijyen koşullar şöyle sağlandı, böyle yapıldı diye iş rahatlığıyla bekleyelim. Sadece süreyi ötelemekle çok farklı bir noktaya gidilemez. Sadece çocuklarımız eğitimden çok daha fazla uzaklaşmış olurlar. Daha fazla kopmuş olurlar ki bir ülkeye yapılabilecek en büyük kötülük budur. Çocuklarını eğitimden koparmak, eğitime soğutmak olur. Bunu ne olur? Hiç kimse aklına bile getirmesin diyorum. Veliler olarak biz göndermek için elimizden geleni yapalım ama devlet de onların sağlıklarını koruyabilecek her türlü önlemi almak için de elinden geleni yapmak zorundadır. Yani bu bunun görevidir, anayasal görevidir. O çocuklara sağlıklı bir eğitim, öğretim hazırlamak devletin ana görevidir. Bunu da yapmak zorundadır. Şimdi bu devlet okullarında okuyan öğrencilerle ilgili bölümü daha çok değerlendirdik. Evet. Ama bir de tabii özel okullara kaydedilmiş milyonlarca öğrenci var. Sayıyı ben tam bilmiyorum ama özel okullarda da ciddi... Normal öğrencilerin %8'i kadardır. Kadar. Peki. 2,5 milyon civarında. Ciddi bir rakam. 2,5 milyon evet. Öğrenci de özel okullarda var. Şimdi bu belirsizlik iklimi devam ettikçe tabii şöyle tevatürler de ortaya çıkıyor. İşte özel okullar aslında bu mali portreleri nedeniyle bu okulların açılması yönünde Milli Eğitim Bakanlığı'na bir baskı yaptılar. Ve o yüzden 15 Ağustos'ta ve 31 Ağustos'ta okulların açılmasıyla ilgili bir takvim oluştu. Böyle tevatürler de var. Veliler infial içindeler. Size de başvurmuşlar. İşte biz bu paraları ödedik ama beklediğimiz eğitimi alamadık. Ne olacak? Servis meselesini ayrı soruyorlar. Yemek meselesini ayrı soruyorlar. Burada uygulama nasıl? Yani velileri tatmin edecek ve tabii okulların da aslında onlar da bir eğitim hizmeti veriyorlar. Onların da mağdur olmaması lazım ama kazan kazan diyebileceğimiz adil bir çözüm var mı burada da? Şimdi orada da özel okullar devlet bir şey yapmadı da özel okullar yaptı mı onlar da bir şey yapmadı. Yani ben onu diyorum turizm önemli de eğitim önemsiz miydi? Turizm için bu kadar önlemler alındı, alınması gerekiyordu. Çünkü turizm Türkiye açısından çok çok önemli, sıcak para getiriyor ama okullar da hayati derecede önemliydi. Özel okullardan biri hangi birisi çıkıp da ben Avrupa'daki ya da Amerika'daki ya da dünyanın herhangi bir ülkesindeki koşulları bakın Çin'de ne yapılıyorsa ben daha fazlasını yaptım. Amerika'da ne yapılıyorsa daha fazlasını yaptım diyebileceği koşullar yarattılarsa veli oraya koşa koşa giderdi ama özel okullarda milli eğitime bakıyor. Milli eğitim bir şey yaparsa onlar yapıyor, yapmasa da onlar da bir şey yapıyorlar. Ve şu anda özel okulların pek çoğunda kayıtlar neredeyse %50'nin altında. Kayıt yaptırmıyor. Veli diyor ki çocuklar okula gitmeyecekse ben bu parayı niye vereyim? Haksız mı? Yani şimdi anne baba da haklı tabii. Yani kıt kanaat biriktirmiş, belki kredi çekmiş, borçlanmış. O bir tane evladı kendinden daha iyi koşullarda bir hayat sürebilsin diye. Ama bakar mısınız yani böyle bir pandemiye denk gelmiş. Şimdi o anne babaya da... Bunu yapabilirler. Diyebilirler ki örgün öğretim okullar açılır. Tam gün eğitim yapıyorsam ben %100 eğitim ücretini alırım. Ama uzaktan eğitim oluyorsa ben bunun %40'ını, %50'sini almam ya da aldıysam iade ederim. Ulaşım parasını, yemek parasını kullandığınız oranda sizden alırım diyebilir. Ha, bunu da demiyorlar. Tek taraflı ya devlet versin ya da veli versin. Peki sen niye taşın altına elini koymuyorsun? Burada devletin kuralları koyması gerekir. En azından devlet pek çok sektör gelişsin diye kalktı, faiz oranlarını indirdi.
Şimdi biz eğitimden hala faiz alıyoruz. Kantinde öğrenci %18'de gazoz içiyor, tost yiyor. %8 eğitime vergi veriliyor. İşte personel için ödenen vergiler çok çok yoğun. Bu pandemi döneminde devlet vergilerden belki muaf kılabilir. Özel okullar karlarını biraz düşürebilirler. Veliler de çocuklarını özelden alıp devlete verme yerine hadi ben biraz daha bu sektörü canlı tutayım diye çocuğunu özel okulda tutabilir ama hiç kimse burnundan kıl aldırmıyor. Olağan çocukları olacak. Devlet okulları zaten çok kalabalıktı. Şimdi özele gitmeyen her çocuk devlete gelecek daha da kalabalık artacak. Ama burada da bir çözüm üretilmedi. Hala özel okullar işte 15 Ağustos'ta açacağız diyoruz. Göreceğiz bakalım ne kadar gidecek. Turizmde ne kadar otellerin yarısı bu sezon açılmadı. Bu sene Türkiye'de de açılamayacak okul sayısı çok çok fazla olacak özel okullardan bir kısmı. Çok öğrenci kaybedecekler, o çarklar dönmeyecek. Özellikle üniversitelerde şimdi kayıt döneminde göreceğiz. Kontenjanların çok önemli bir bölümü boş kalacak ya da öğrenci gidecek kaydını yaptıracak. Ondan sonra devam etmeyecek. Kayıt döneminde orada öğrenciden sen ben peşin paramı alırım ondan sonrası senin sorunun derlerse, eski düzeni aynen devam ettirirlerse kayıtlarda çok fikre verebilirler. Yani bir üst akıl gerekiyor. Bu yüksek kurullar kurulurken mesela bunlar bu sorunları konuşsunlar, tartışsınlar. Milli Eğitim Bakanlığı'na ya da YÖK'e, ÖSYM'e öneri versin deniliyordu. Türkiye'de de bir eğitim öğretim yüksek kurulu var Cumhurbaşkanlığı'na bağlı olarak. Bu konuda bugüne kadar hiçbir açıklama yaptıklarını duymadık. Bugün 20 milyona yakın öğrenci ve 30 milyon da veli. Nereden baksanız eğitim dediğiniz zaman 50 milyon kişiyi ilgilendiren bir konuda eğitim öğretim politikaları kurulu çıkıp ne tavsiye kararı aldı ne de bir yaptırım kararı aldı. Bir üst kurulu olarak, üst akıl olarak onların bu konuda bir şey yapmaları gerekiyor. Onlar da yapmadı. Yani burada ortada bir ateş topu var. Kimse elini almak istemiyor. Ama bu ateş topu ileride hepimizin elini yakabilir. O yüzden biraz bu işi ciddiye alınması gerekiyor. Tamam Türkiye'nin ciddi sorunları var, başka sorunlar var ama 50 milyonu direkt ilgilendiren daha önemli bir sorun olduğunu ben sanmıyorum. Ve anne babalar için çocuklarından daha değerli bir şey olduğunu da sanmıyorum. O yüzden bu eğitimde eğer işler tersine giderse siyasetçinin de, esnafın da, özel okul sahibinin de, devlet okulu yöneticilerinin de hepsinin işleri tersine gidebilir. Bu işi ne olur artık ciddiye alsınlar diyoruz. Çünkü artık sayılı günler kaldı okulların açılmasına. Okullar açılıp da öğrenci gitmiyorsa bu devlete güvensizlik anlamına gelir ki devlete olan güveni sarsmaya da hiç kimsenin hakkı olmamalı. Son 10 dakikamız burada biraz evet. Da pandemi sonrası eğitim, yeni meslekler, tam da YKS tercih dönemindeyiz. Evet. Gençler elbette ki endişeyle bakıyorlar yarına, çok ümitli olamıyorlar ama bir yandan da içlerinde bir yaşam heyecanı var. Yeni bir kariyerin, yeni bir hayatın yolculuğundalar ve taş taş aslında geleceklerini ördükleri kritik bir dönemdeler. Dolayısıyla çok nasihate, ilham alacakları hikayelere de ihtiyaç duyuyorlar bir yandan da. Türkiye bir LGS ve YKS sınav süreci geçirdi. Onu da tek tek sorayım yine Abbas Güçlü. Sizce başarılı bir uygulama mıydı? Ne diyorsunuz? Yani bundan daha kötü bir uygulama olamaz. Yani bir ülkenin gençliğini değersizleştirmek için bir sistem geliştirseniz bu LGS ve YKS'den daha kötü bir sistem olamaz. Şimdi diyorlar ki çalış çalış. Bu LGS'ye bu sene 2,5 milyona yakın öğrenci girdi. 1.8 üniversite sınavlarına da 2,5 milyona yakın öğrenci girdi. Bu 2,5 milyon öğrenciden 1 milyon tam puan alsa ne olacak? İstediği yere girebilecek mi? Giremeyecek. Kontenjanlar kısıtlı. Yine istediği yere girdi, mezun oldu. Birincilikle mezun oldu. İşe girebilecek mi? Önceki yıllarda KPSS dediğimiz deli saçması daha kötü bir sınav vardı. Üniversiteyi bitirenleri kamu personel seçme sınavına sokuyoruz. Orada başarılı olamazsa işe giremiyor. Şimdi Türkiye birincisi olan dahi işe giremedi. Neden? O yıl fizik öğretmeniydi. Fizik öğretmeni alınmadı. Alınmadığı zaman sınav birincileri daha açıkta kalıyor. Ama biz sınav odaklı eğitim yapıyoruz. Çocuklara sınavın dışında hiçbir şey öğretmiyoruz. Şimdi burada çok önemli bir nokta var. Bakın bütün araştırmalar ve bu konuda çok da yayın var. Önümüzdeki 20-25 yıl içerisinde bugünkü mesleklerin %70'i yok olacak. %70'i. 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 Evet. %70'i. Yani bunu bütün ebeveynlerin çok dikkatli duyması lazım gerçekten de. Ama esas üniversitelerin duyması lazım. Önümüzdeki bu %70 meslekler gidip yerine yeni meslekler gelecek. Peki o yeni meslekleri kim yetiştirecek? Üniversiteler yetiştirecek, işte meslek liseleri yetiştirecek. O zaman o yönde bir adım var mı? Şimdi korona konusunda nasıl hiçbir önlem almıyorsak geleceğin meslekleri konusunda da hiçbir önlem almıyoruz. Yani yeni bir dünya kuruluyorsa
O zaman bizim o alanda meslek yelpazemizi geliştirip o gelişen dünyanın koşullarına uygun yeni elemanlar geliştirmemiz gerekiyor. Hayır, biz onu yapmıyoruz. 1 milyon öğretmen fazlamız var, hala öğretmen yetiştiriyoruz. 2 milyon, 3 milyon İktisadi İdari Bilimler Fakültesi mezunu var, hala oraya onu öğrenci alıyoruz. İşte diğer bütün fakültelerin neredeyse Türkiye'nin önümüzdeki 20 yıllık ihtiyacını karşılayacak kadar mezunu varken o fakülteleri alıyoruz ve geleceğin mesleklerine yönelik olarak da yeni fakülteler, yeni programlar açmıyoruz. Açılsa bile 1000 kişi de bir kişiye etki edebilecek noktada. Dolayısıyla bu bir domino etkisi olarak aslında sanayileşmeyi yana Türkiye'nin kalkınmasını ve istihdam politikalarını da etkiliyor. Daha geçen gün iş dünyasının temsilcilerinin bir röportajını okudum. Tekniker arıyoruz, yazılımcı arıyoruz, sağlık personeli arıyoruz, hiçbirini bulamıyoruz. Ama yelpazenin öbür tarafında da üniversite mezunu olan, bir diploması olan ama işsiz yığınlar var. Türkiye'de üniversite mezunu genç işsizliği Cumhuriyet tarihinin rekor seviyesine ulaştı. Yani Türkiye'de işsizlik sıralamasının en tepesinde üniversite mezunları var. Biz yemiyor, içmiyor aileler, bütün paralarını ona harcıyorlar. Çocuklar çocukluğunu, gençler gençliğini yaşamıyor. Gece gündüz çalışıyor, sınavlar kazanıyor, üniversiteyi bitiriyor ve onlara verdiğimiz ödül işsizlik oluyor. Böyle bir durum olmaması gerekiyor. Peki bu konuda ne yapılıyor? Bu konuda da hiçbir şey yapılmıyor. Yani burada ben çok önemli bir nokta da şu. Tanımlanmış ve eğitimi yapılan meslek çeşitliliği Türkiye'de 800 civarında. Bu gelişmiş ülkelere baktığımız zaman 14-15 bine kadar çıkıyor. Meslek yelpazesinin genişlemesi demek bir ülkedeki yaşam kalitesinin yukarı çıkması. Bir dakika. Bunun da altını çizmek isterim. Evet. Türkiye'de meslek dediğimiz şeylerin toplam çeşidi 800 civarında. Ama evet, başka gelişmiş demokrasilerde ve 15 bine kadar çıkıyor. 15 bin çeşit meslek yapabiliyor insanlar. Tabii meslek yelpazesi, yani bir makine mühendisi dediğiniz zaman altında 40 tane. Almanya'da mesela otomobil mühendisliğinde Audi'nin mühendisiyle Mercedes'in mühendisi bile farklı. Yani altında onlarca farklı alan var. Ben bir ara televizyon programı yaparken İngiltere'de gördüm. Ya 15 bin meslek diyorsunuz, nedir dedim. İşte sosyalçilik meslek yüksek okulu diye bir gördüm. Ya sosyalçiliğin de okulu mu olur bizde Kayseri'de? Herkes yapılıyordu. Sonra müfredat programına baktığınız zaman onun hijyen koşullarından sağlama koşullarına kadar yenmesi, hangi yaş grubundan ne kadar yenmesine kadar çok ciddi bir şeyler vardı. Standartlar, regülasyonlar var, standartlar var. Şimdi, tabii bu doğrudan yine istihdamı da etkiliyor. Dolayısıyla yani ihtiyaca yönelik insan kaynağı yetiştirdiğin zaman çok ciddi anlamda da verimli bir istihdam politikası hayata geçiyor elbette ki. Şimdi burada zaten bizim en büyük hatalarımızdan birisi eğitim kurumlarını insan gücü planlaması çerçevesinde yapmıyoruz. Ülkelerde genelde şu yapılır, ülkelerin insan gücü planlaması yapılır, kalkınma hedefleri ortaya konulur, önümüzdeki 20 yıl içerisinde denir, bizim şu kadar mühendise, şu kadar hukukçuya, şu kadar işte tornacıya ihtiyacımız vardır, ona göre eleman yetiştirir. Biz bu insan gücü planlamasını hiçbir şekilde yapmıyoruz. Daha önceki yıllarda bir YÖK başkanı çıktı, bir gecede bütün kontenjanları %20 artırıyorum dedi, artırdı. Sonraki YÖK başkanı böyle saçma bir şey mi olur dedi, indirdi. Yani Milli Eğitim Bakanlığı'nda bir bakın, bu sene 700-800 bin liselere giriş sınavına fazladan öğrenci girdi. Neden girdi biliyor musunuz? Bakanlardan biri geldi, dedi ki efendim dedi, ilkokula başlama yaşı 72 ay çok fazla dedi, 60 ay olsun dedi. Sonra birisi geldi 65 ay olsun dedi, birisi 72 aydı. Son 5 yılda okula başlama yaşı 3 defa değişti. Yani okula başlama yaşı konusunda dahi bir standart oluşturamazken eğitimin diğer alanlarında nasıl standart oluşturacağız? Bu yüzden eğitimin bence ülke meselesi olarak ele alınıp iktidarıyla, muhalefetiyle, velileri, sivil toplum örgütleriyle sil baştan yeniden kurgulanması gerekir. Cumhuriyet tarihi boyunca eğitim bütün siyasi iktidarlara çok çok önem vermişlerdir. Bugünkü iktidar döneminde de sayısal anlamda çok büyük gelişmeler olmuştur. Ama içerik anlamda eğitimin kalitesi Cumhuriyet'in ilk yıllarında kıyaslanmayacak kadar dibe vurmuştur. Bu dibe vuruştan artık yukarı çıkmamız gerekiyor. Pandemi sürecinde şunu gördük. Günde 500 soru çözen çocuk evde 2 yumurta kırıp karnını doyuramadı. Çünkü çocuklarımıza hiçbir konuda yetkinlik kazandırmıyoruz. Sadece yarış atı gibi soru çözdürüyoruz. Ve bu sene Türkiye ortalaması 20 soruda, fende Türkiye ortalaması 1,5, matematikte 2,5-3. Akademik bir başarı var mı? Yok. Bir memnuniyet var mı? Yok. Bir istihdam politikası var mı? Yok. Devlete bir geri dönüş var mı? Yok. Yani bunu biz niye bu yarışı bu kadar çılgınca yapıyoruz? Karşılığında da sıfır elde var, sıfır alıyoruz. Bunun sorgulanması gerekiyor. Bugün Cumhurbaşkanı'ndan sokaktaki vatandaşa kadar sorun. Bugünkü eğitim sistemine memnun musunuz diye %99 memnun değilken
bugünkü sınav sisteminden memnun musunuz, adil mi, gerçekçi mi diye sorsanız hiç kimse memnun değil. Niye o zaman bu sınav sistemi devam ediyor? Bir Robert Lisesi mezunuyla bir İmam Hatip, bir meslek lisesi ya da Şırnak Lisesi mezununun aynı sınava girmesi ne kadar adil? Bu kaplumbağa ile tavşanı yarıştırıyorsunuz. Bu yarışı 100 defa yapsanız 100'ünde tavşan kazanır. O zaman bu yarışı biz niye yapıyoruz hala? Asıl bunun sorgulanması gerekir. Yani eğitimde bugün gelinen noktalara baktığınız zaman bu pandemi sürecinde hiçbir şey yapılmaması hiç beni şaşırtmıyor. Çünkü daha önceki sorunlarda da hiç ciddi önlemler alınmamıştı. Bu sorunda da çok ciddi bir önlemler alınmıyor. Veli de bunu görüyor. O yüzden tedirgin. Çünkü diğerlerinin o kadar acı bir etkisi yok ama bu acı etkisi çocuğuna bir şey olur, sağlığına bir şey olur ya da onun eve taşıdığı virüsle evdeki sağlık bozulursa buna katlanmak istemiyor. Okuldan biraz uzaklaşmak istemesinin nedeni de bu. Peki son sorum ve son 5 dakika son olarak da bu değerlendirmeyle bu kuşağı beraber kapatalım istiyorum. Tamam. Pandemi bir turnusol kağıdı işlevi de gördü aslına bakarsanız. Senelerdir eğitimle ilgili bir türlü çözüm üretemediğimiz ve giderek daha da derinleşen sizin de tasvirini yaptığınız bu sayısız sıkıntıyı neredeyse bir tokat gibi hepimizin yüzüne çarptı diyebiliriz. Yeni dünya yeniden kurulurken pandemi sonrası dünyada eğitimde hangi kapılar açılacak? Yani Türkiye bu trenin de son vagonunu atlayamazsa, bunu kaçırırsa ne olabilir? Yani dünyada tematik eğitim mi geliyor? Sizin başta söylediğiniz hibrit eğitim mi geliyor? Ya da işte dijital eğitim mi artacak? Bilginin demokratikleşmesi mi? Meslek tanımlarının değişmesi mi? Ve biz bunu kaçırırsak o zaman Türkiye'nin şimdi bugün Z kuşağı dediğimiz yani işte 2000 sonrası doğan kuşağı ve ondan sonra elbette doğan kuşağı az sonra evrim kuranla değerlendireceğimiz nasıl bir Türkiye tablosuyla karşı karşıya kalır? Son 50 yıldaki gelişme önümüzdeki geçtiğimiz 3000 yıldaki gelişmeden çok daha hızlı. Yani dünya çok hızlı bir şekilde gelişiyor. Eğitim öğretimin de aynı hızla kendi geliştirmesi gerekiyor. Eskiden eğitim öğretim çocukların çok önündeydi, öğrencinin çok önündeydi, bilim çocukların çok öndeydi. Şimdi eğitim öğretim ve bilim öğrencinin gerisinde kaldı. Çünkü öğrenci teknoloji sayesinde gidip başka yerlerden çok şeyler öğrenebiliyor. Sınıfa girdiği zaman öğretmeninden çok daha donanımlı oluyor birçok alanda. Çok pardon. Bununla ilgili hemen bir veri vereceğim. Can Gürses mutlaka tanıyorsunuzdur. Kendisi de bir matematik eğitim bir bilim insanı bugün bir röportaj vermiş. Diyor ki PISA sonuçlarında biz hep gençlere ve çocuklara çok eleştirdik veya da sanki suçladık. Ama öğretmenlerin de durumu veya ebeveynlerin de durumu işte beceriler açısından çok da parlak değil diye altını çizmiş. Buyurunuz lütfen. Yani biz öğretmenimizi de eğitemiyoruz. Veliye baktık, öğrenciye baktık, bakanlara da. Bugün avukat kökenli bir Milli Eğitim Bakanı dedim. Sayın Bakan ne alaka dedim. Siz avukatsınız, niye Adalet Bakanı değilsiniz de Milli Eğitim Bakanı. Olur mu Abbas dedi, ben de eğitimle işçi dışıyım. Niye bizim haberimiz yok? Lise 2'ye giden çocuğum var dedi. Okulda ne yapıyor, ne ediyor dedi, takip ediyorum dedi. Yani Türkiye'de Milli Eğitim Bakanı olmak için okula giden bir çocuğunuzun olması yeterli oluyor. Yine Cumhuriyet tarihi boyunca baktığımız zaman sadece son 20-30 yıla değil. Bugüne kadar gelen eğitim kökenli bakan sayısı çok çok az. Ve ben gazetecilik hayatımda çok bakan gördüm. Bu Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi deyip Türkiye'ye lanse edip bütün Türkiye'yi ayağa kaldırırlar. Ondan sonra gelen aynı partiden bir başka bir bakan onu çöpe attığı zaman o projesine sahip çıkmadı. Türkiye'de eğitimin sahibi yok. Asıl sorun bu. Gelen bakanlar kendi projeleri çöpe atılırken bile sahip çıkmadığı zaman, veli hey ne oluyorsun diye sormadığı zaman bu iş olmuyor. Türkiye'de şu anda 100 bin tane ücretli öğretmen var. Ücretli milletvekillik, ücretli bakanlık, ücretli hakimlik, ücretli doktorluk var mı ki taşeronluk var mı ki de biz öğretmenlikte bunu yapıyoruz. Yani eğitimi biraz ciddiye alıyor olmamız lazım. Ben burada çoğaldızını direkt anne babaların, gençlerin kendilerine batırmalarını diyorum. Türkiye'de eğitim ne zaman düzelir dediklerinde sandığa giderken hangi birimiz eğer eğitim konusunda hangi parti ne önerdi bugüne kadar, ne yaptı, ne yapmayı taahhüt ediyor deyip oyumuzun rengini eğitimindeki kaliteye göre belirlersek, eğitimde yapılacaklara göre belirlersek o zaman siyasetçileri de bu konuda disipline etmiş oluruz. Çünkü ben bakıyorum seçim döneminde eğitim ilk ona girmiyor. Eğitim ilk ona girmediği zaman siyasetçi de bu konuya fazla kafa yormuyor. Ne iktidarı ne muhalefeti kafa yormuyor. O yüzden ailelerin çocukların geleceğini ciddiye alıyorlarsa gerçekten
bu konuları biraz daha sorgulamaları lazım. İktidar partisine sorduğu gibi muhalefete de sorması lazım. Ey muhalefet, hadi iktidar bu konuda bir şey yapmıyor, okullar açılacak bak bir ay sonra. Siz ne yapacaksınız, ne öneriyorsunuz? Bu konuda sizin projeniz nedir diye sorup onların bu işe hazırlıklı hale gelmesini sağlamak lazım. Bu konuda eğitimi ciddiye alan bir ülke değiliz maalesef. Sadece sınavları ciddiye alan bir ülkeyiz. Eğitimin genelini ciddiye almak lazım. Çünkü eğitim önümüzdeki yıllarda sizin de dediğiniz çok değişecek. Yani sınıf içi eğitim biraz daha yaygınlaşacak. Okula bağlı eğitim yerine sertifikaya bağlı olacak. Örneğin Harvard, MIT dünyanın en iyi üniversiteleri artık dil sorunu da ortadan kalktı. Bütün derslerini uzaktan eğitim şeklinde yayınlamaya başladılar. Burada Anadolu'nun herhangi bir köşesinde oturan insan gidip Harvard'dan sertifika alabilecek, onun derslerini takip edecek, Almanya'da Köln Üniversitesi'nden dersler alabilecek ve bir süre sonra, bir 10 yıl sonra şunu soracaklar: hangi üniversiteden mezunsunun yerine hangi üniversiteden hangi dersleri aldın, hangi konularda hangi yetkinliklerin var deyip ona göre işe alacaklar ya da almayacaklar. Bence yetkinlik kazanmaları lazım. Önümüzdeki yıllarda en öne çıkacak o olacak. Bir, yaratıcılığınız çok güçlü olacak. İki, sorun çözücü yeteneklerinizin ve farklı farklı konularda yetkinliklerinizin olması gerekecek. Biz diplomayla mühendis, diplomayla doktor, öğretmen olacağını sandık. Hepimizin evde diplomalar var ama o diplomaların hiçbir işe yaramadığını yeni yeni anlamaya başladık. Oysa yetkinlikler çok daha olacak. Mutsuz bir mühendis olacağınıza mutlu bir teknisyen olmanın daha önemli olduğunu zaman geldiğinde anlayacağız ama o zaman da işten geçmiş olacak. Umarım öyle olmayacak diye düşünüyoruz. Bu yayınları o yüzden yapıyoruz. Sizler o yüzden eğitim yazmaya inatla ve ısrarla devam ediyorsunuz. Kaç senedir yazıyorsunuz köşenize Abbas Güşü? 40 yıl oldu tam. Yani. Ama 40 yıldır ısrarla eğitim yazıyorum. Eğitimden asla vazgeçmedim. Ben şunu diyorum ya, ben eğitimin önemine inanan birisi olarak eğitimi bırakırsam başkaları ne yapar ki diye. Gazetecilik hayatı boyunca çok farklı alanlara kayabilirdim. Çok farklı işler yapabilirdim ama eğitimi ben bırakırsam kim yapar diye baktım. Ben bırakmadım ama Milli Eğitim Bakanları eğitimle zerre kadar ilgilenmediler. Bütün önceki bakanlara bakın ve ben onları esefle kınıyorum. Yani kendi projelerine sahip çıkmadıkları için o projeler o kadar değersiz miydi de o kadar kaynak ayrıldı, o kadar para, o kadar emek harcandı. Madem harcandı o projelere niye sahip çıkmadınız? Bunun adı siyaset değildir, bunun adı başka bir şey olmalıdır. İnsanlar yaptıklarına sahip çıkmalıdır diyorum. Başka türlü eğitimin çıtasını biz yukarıya yükseltemeyiz. Velilere de çocukların geleceğine inanıyorlarsa çocuklar için daha iyi eğitim istesinler. Bir ara sınıfa veterinerler, ziraat mühendisleri, çok farklı alanlardan öğretmenler yaptı, öğretmen açığı varken. Ve hep şunu dedim ya, gittiğiniz zaman öğretmenim siz hangi fakülteden mezunsunuz diye sormanız gerekir. Yani herkes gidip her mesleği yapamamalı. Özellikle de öğretmenliği yapamamalı. Ama herkes sınıfa giriyor. Şu anda Türkiye'de şu saçmalık var. Türkiye'nin 1 milyon öğretmen fazlası var. 200 binde öğretmen açığı var. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Ve Milli Eğitim Bakanlığı o öğretmen açığını kadrolu öğretmenlerle takviye edeceğine taşeronluk yapıyor. 3 kuruş maaşla ücretli öğretmen alıyor, sınıfa sokuyor. Ve o ücretli öğretmeni de diğer öğretmenler ciddiye almıyor. Böyle bir mantık olabilir mi? Bunu düzeltemeyen bir bakanlık şimdi çıkıp da ben pandemiyle, koronayla, dünyanın baş edemediği koronayla mücadele ederim nasıl diyecek? Peki. Çok teşekkür ediyorum Abbas Güçlü. Varlığınız için de çok teşekkürler. 40 yıldır yazıyorsunuz. Yazmaya devam edin. Halk TV ekranlarında Gündem Özel'de eğitimi Abbas Güçlü ile değerlendirdik. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Döndüğümüz zaman herkesin gündemine dislike'larla giren, oy moy yok söylemiyle giren şu Z kuşağına yakından bakacağız. Dünyanın en itibarlı kuşak araştırmacılarından biri Evrim Kur'an karşımızda olacak bizden. Ayrılmayın.